I know you can't wait to see Wong. I get it. I just want to make sure that you don't think this is one of those cameo every week type of shows. It's not. Just remember whose show this actually is. Merhaba, She-Hulk'ın 3. bölüm incelemesine hoş geldiniz. Sürprizlerle dolu bir bölümdü. Açıkçası 3. bölümün after credit sahnesinin interneti kırıp geçeceği söylendiğinde yakından tanıdığımız iyi bir avukatı göreceğimizi düşünmüştüm. Ama onun dışında bir sürü ayrıntı ve aslında henüz görmeyi beklemediğim bir konuğumuz da vardı. Her hafta olduğu gibi yine bu videoda bütün göndermelerden ve minik detaylardan bahsediyor olacağım. Geçen bölümde Emil Blonsky'nin Shang-Chi'deki dövüş sahneleri ortaya çıkmıştı ve bu durum Jennifer'ı öncesinde kuzenini öldürmeye çalışmış bir adamı savunmaktan biraz daha zor bir duruma soktu. Bunun sebebinin de mistik sanatların yüce büyücüsü ya da kütüphaneci ya da Doctor Strange'in arkadaşı olarak bildiğimiz Wong olduğunu öğrendik. Kendisinin harika tasarlanmış bir LinkedIn profili var. 20 yıl boyunca Kamartaj Nepal'de yaptığı görevler ve son olarak New York'taki Sorcerer Supreme'liği dahil olmak üzere çalışmış olduğu bütün alanları görebiliyoruz. Bir de ortak bağlantı olarak Bruce Banner'ı gördük. Biliyorsunuz ikisi Infinity War'un en başında Bruce'un Sanctum Sanctorum'a düşmesiyle tanışmışlardı. Yine dördüncü duvar yıkılıyor ve Jennifer'ın burada bizimle ufak bir konuşması olacak. Şimdiye kadarki bölümler içerisinde bizimle iletişim kurduğu en güzel sahne kesinlikle buydu. Birçok şeyin Banner, Wong, Blonsky ve daha fazla cameo görmeyi beklediğimizin farkında olması çok hoşuma gitti. Ama aynı şekilde bunun kimin şovu olduğunu da unutmamamız gerektiğini çok güzel bir şekilde hatırlattı. She-Hulk çizgi romanlarda da böyle bir karakter. Seyirciyle iletişim kurmayı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Onun dışında farklı karakterlerle de sürekli iletişim halinde olan birisi. Bu yüzden de bu dizinin avantajlarından bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Şimdiye kadar She-Hulk ilk ve ikinci bölümde Bruce Banner, yine ikinci bölümde Blonsky, üçüncü bölümde de Wong ve Megan Thee Stallion dahil olmak üzere ilerleyen bölümlerde de sürprizleriyle bizi şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu arada televizyon haberlerinde Marvel'ın yakın zamanda çıkan neredeyse bütün yeni kahramanlarının kadın olması konusu da alaycı bir dille değinilmiş. Tıpkı gerçekte olduğu gibi sosyal medyada insanların bu konuda tepki gösterdiğini görüyoruz. Marvel'ın önceki fazlarında erkek sayısı fazlaydı biliyorsunuz ama yavaş yavaş kadın süper kahraman sayısının da artmaya başladığını görmüştük. Dördüncü fazla birlikte bu sayı biraz fazla arttı. Özellikle ilk kahramanlarımızın evrene yavaş yavaş veda etmesi meydanı birazcık yenilerine bıraktı diyebiliriz. Bu konuyu kadın erkek problemine çevirmek yerine bence yeni düzenlemeler gelebilir. Eşit ya da birbirine yakın sayıda süper kahramanımız olsa kimse bu konudan şikayet etmez diye düşünüyorum. İlk kanalda spiker konuşurken alt bantta kötü karakterimiz Titania hakkında minik bir detay verilmiş. Süper güç sahibi influencer Titania'nın yasal problemlerden ve ekibinin bunu ortadan kaldıracağından bahsettiğini söyleyen bir haber yer alıyor. Titania hakkında yapılan bir PR çalışmasından da bahsetmek isterim. Bu görüntülere She-Hulk'ın resmi hesabından ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok zekice bir tanıtım olmuş. Karakterimiz sokakta rastgele yapıştırılmış olan She-Hulk posterlerinin üzerine kendi posterleri ile kapatıyor. Bu görüntünün sokaktan geçen herhangi bir insan tarafından seçilmiş gibi yapılması çok daha gerçekçi göstermiş. Abomination'ı tutukladığı söylenen savcı Gideon Wilson da çizgi romanlardaki karakterlerden bir tanesi. Hatta ilk kez World War Hulk Gamma Corps serisinde karşımıza çıkıyor. Zamanında Hulk'ı yakalamak için uğraşan kişilerden bir tanesi. Çizgi romanlarda görünen karakterlerden bir diğeri de Holloway'in odasına davet ettiği kadın Mallory Book. Yine bu firmadaki en önemli avukatlardan diyebiliriz. Hatta Doctor Strange ve Hank Pym gibi birçok ünlü süper kahramanın davalarına bakmış ve onları beladan kurtarmış bir isim. Gel gelelim Jennifer'la araları pek iyi değil. Onu biraz kıskandığı için bazı problemlere sebep olmuş. Bakalım dizideki görevi ne olacak? Bu bölümde şekil değiştirip Megan Thee Stallion kılığında Jennifer'ın eski erkek arkadaşı Dennis'i dolandıran bir ışık elfi gördük. Işık elfleri İskandinav mitindeki 9 diyardan biri olarak bilinen Elfheim'a özgü bir türdür. Öğreniyoruz ki burada da üçkağıtçılık peşine düşüp birilerini soymayı planlayan bir elfmiş. Wong'un gelmesiyle Abomination olayı biraz daha açığa çıkıyor ama yine de ben bu cevaptan pek memnun kalmadım. Wong'un kendi eğitimi için tehlikeli bir adamı alıp Madripoor'daki bir yeraltı dövüşüne götürmesi olayı bana pek mantıklı gelmedi açıkçası. Zaten burada da Wong bunları sanki ezberlemiş gibi görünüyordu. Jennifer'ın birilerinin anılarını silmesini isteyeceğini düşündü ama aynı zamanda bunun ne kadar kötü bir fikir olduğundan da bahsetti. No Way Home'da olanları biliyorsunuz. Bir başka
Başka detay Pak ve Dennis'in görüşmesindeki minik QR kod. Okuttuğunuzda ise She-Hulk'ın 1980 yılında yayınlanan ikinci çizgi roman sayısına gidiyoruz. Aynı şekilde Blonsky'nin üzerinde de bir kod var ama ben okutmak kısmında pek başarılı olamadım maalesef. Siz bulabilirseniz yorumlarda paylaşabilirsiniz. Buradaki detaylar yine çok güzel. Amy'nin tanıkları arasındaki isimler dizinin arka planında çalışan kişilerden oluşuyor. Mesela Amy Chance, She-Hulk'ın prodüksiyon menajerlerinden bir tanesi. Jüriler biraz bu tanıklarla oyalanmaya çalışıldı ve sonuç olarak Emil Blonsky, Wong'un ifadesinden sonra özgürlüğüne kavuştu. Bölüm bittikten sonra kendisinin ruh eşlerinden nasıl ayrıldığını da bu şekilde görmüş olduk. Emily'i bir daha görür müyüz bilemiyorum ama Abomination çok uzun zaman önce kullanılmış bir karakterdi. 1-2 bölümlüğüne de olsa tekrardan görmek güzel oldu. Dönüşümünü kendi isteği doğrultusunda gerçekleştirebildiğini öğrenmiştik. Sonunda Abomination'ı da görebildik. Kendisi ruh sağlığını da toparlamış gibi görünüyor. Zaten böyle ruhsal şeylerle uğraştığını, odasında bulunan şu ismini bilmediğim meditasyon kasesinden bile anlayabiliyoruz. Son kısma geldiğimizde Jennifer'ın bir çete tarafından saldırıya uğradığını gördük. Jennifer elindeki silahlara bakarak az kartlı bir inşaat işçisini mi soydunuz şeklinde ufak bir şaka yapıyor. Evet, çünkü Thunderbolt çizgi romanlarda Thor'un düşmanlarından bir tanesi. Ayrıca siyahi Bruce Banner olarak bilinen de bir adam. Üyelerden bir tanesi Jennifer'ın kanını almaya çalıştı ya da bir şey enjekte etmeye çalıştı bilemiyorum. Ama bu olayın devamı mutlaka gelecektir. Çünkü patronlarının çok kızacağından da bahsettiler. Belki bu gizemli patron geçen bölümde ayrıntılarından da bahsettiğimiz Jennifer'ın patronu Holden Holloway olabilir. After Credits sahnesine geldiğimizde en başında da söylediğim gibi Daredevil'ı görebileceğimizi düşünmüştüm. Çünkü geçen hafta bayağı beklenti yükselten bir açıklama yapmışlardı. Bunun Megan ve Jennifer'ın twerk dansı olabileceği aklımın ucundan geçmezdi açıkçası. She-Hulk hem bizimle hem de internette içli dışlı bir karakter olduğu için Marvel Instagram'da ya da TikTok gibi uygulamalarda paylaşılabilecek sahneler üretmeye başladı. Reklam amaçlandığı için de bu sahneyi o yüzden eklemiş olabilirler diye düşünüyorum. Evet, komikti ama ne gerek vardı gerçekten pek bir fikrim yok. Bu arada TikTok'ta da aktif bir sayfa olduğumuzu da hatırlatmak isterim. She-Hulk'ın 3. bölümü hakkında benim yakalayabildiğim detaylar ve düşüncelerim bu şekilde. Peki siz bölümü nasıl buldunuz? Büyüyebilmemiz için beğenip yorum yapmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Kanalın gelişimine katkıda bulunmak ve videoların sonunda isminizi görmek isterseniz Patreon'dan da bağış gönderebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.